toplam 7 kişi varmış. Yaşlar arasındaki fark da 3'müş. Şimdi buraya adet diyelim. Buraya da yaş diyelim. Burada yaşı y olanlarla y artı 3 olanlar olsun. Çünkü farklı olan yaşlar arasındaki fark 3 demek. Y artı 3 ile y arasında 3 fark var. Bize y artı 3'ün adedi soruluyor. Buna x diyecek olursak toplam 7 kişi olduğu için geriye 7 eksi x kalır. Yaşlar toplamı da 107'ymiş. 7 eksi x tane y varsa çarparsak bunları 7y eksi x y olur. X tane y artı 3 varsa çarparsak parantezi açtığımızda x y artı 3x olacaktır. Bunu topladığımızda 107'ye eşitliyoruz. Eksi x artı x götürür buradan. Sonuç olarak 3x artı 7y eşittir. 107 olarak bulunur. Hedefimiz burada x'i bulmak. 7'ye 0 veremeyiz. Çünkü hepsi tek bir gruptan olmaz. 2 tane farklı grup dediğine göre en az 6 taneden başlamamız gerekiyor. x'e verebileceğim en büyük değer 6. 3 kere 6 18. 107'den 18 çıkardığım zaman burada 9 oldu. 9'dan 1 çıktı. 8. 89. 89'un 7'ye bölünmesi lazım. Yaşın tam çıkması için. 89 bölünmediğinden dolayı demek ki bu olmaz. 6'dan 5'e düştük. 5'e düştüğümüz için 3 kere 6 18 yerine 3 kere 5 15 oldu. Dolayısıyla öbür tarafta 18 değil 15 çıkaracağımdan dolayı bu sayı 3 artmış oldu. 92 için kontrol edecek olursak yine 7'ye bölünmüyor. 5'i de geçtik. 4 diyoruz. 4 dediğimiz zaman 3'ün katı olduğundan dolayı bir 3 daha artacak. Burası 95 oldu. 95 yine 7'ye bölünmez. Bir daha azalttığımız zaman burada x'e 3 değerini verdiğimiz zaman bu da direkt 3 artacağından dolayı 98 olacaktır. x'e 3 verdik. y de buradan tam sayı olarak 14 çıktı. 7 kere 14 98 yapar. Demek ki x'e verebileceğim burada en büyük değer 3 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir.